Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Ferhat Ferhatoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam çok duyduğum bir cümleden başlamak istiyorum. 4. evre kanser. Çok duyarız bunu. Bir de sizden dinleyelim. Nedir? Evet. 4. evre kanser, yani kısaca önce açıklamak gerekirse belirli bir organda ortaya çıkan kanserin daha uzak bir bölgeye sıçraması, yayılması anlamına gelir. Biz bazen buna metastatik evre de deriz. Metastaz yapmış hastalık. Bu hani hastalığın başında olabileceği gibi, yani ilk tanı anında hasta 4. evre bir tanı alabileceği gibi tedavi sırasında, yani tedavinin ortasında veya tedavi bittikten yıllar sonra da 4. evre olabilir. Bir de hani bu bir geri dönüş olduğu için söyleyeyim. Mesela hastada diyelim ki mide kanseri var. Karaciğer metastazı yapmış, karaciğeri sıçramış. Biz yine onun 4. evre mide kanseri diyoruz. Yani hem mide hem karaciğer kanseri olmuyor hasta. Yine mide kanseri olarak sınıflandırıyoruz. Hocam kan kanserleri de böyle sınıflandırılıyor mu? Onların sınıflaması ayrı. Yani lösemiler, kan kanserleri veya lenfomalar, onların evrelenme sistemleri daha farklı. Onları bu gruba katmıyoruz. Diğer evreler, yani evre 1, 2, 3 nasıl değerlendiriliyor? Birkaç istisna dışında bizim bir sınıflamamız var. TNM dediğimiz bir sınıflama sistemi var. Şimdi hasta ilk başta geliyor. Mesela diyelim ki bir belirli bir şikayetle veya tarama programı bir parçası olarak tetkiklerini yaptırdı, görüntülemeler yapıldı. Tümör tespit edildi. Mesela atıyorum memede bir tümör tespit edildi. Bu tümörün ilk köken aldığı bölgedeki tümörün boyutu T'si oluyor, yani tümörün T'si. Bu tümörün boyutu ne kadar büyükse T de o kadar yüksek oluyor. İkinci baktığımız şey ne? TNM'nin neyse, yani o da lenf nodu dediğimiz, yani lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösteriyor hastalığın. Bir de M var. O da M de zaten metastazdan geliyor yine. Metastaz varsa M1 diyoruz. 4. evre oluyor genelde. M0 ise T ve N'ye bakıyoruz. Tümörün boyutuna ve bölgedeki lenf düğümlerinin yayılımına göre evre 1, 2 veya 3'ten birisi oluyor hasta. Bu bizim tedavide kullandığımız bir kriter. Yani tedavi seçiminde evrelenme sistemi en önemli kriterlerden biri. Lenf nodu metastaz sayılmıyor o zaman, doğru mudur? Yani TNM'nin M'si olarak sayılmıyor. Yani neyi ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Anladım. Peki hocam, metastazları konuşmuşken her tümör aynı yere metastaz yapar mı, yoksa her tümörün başka bir yere metastaz öyküsü mü olur? Ya da gördüğümüz tümör bir metastaz mıdır, yoksa tümörün kendisi midir? Genelde yani mesela bir organdan tümör köken aldıysa o organa ait bir kanser oluyor. Yani en sık tümörleri söyleyeceksek mesela meme kanseri en sık görülen kanserlerdendir. Sıklıkla kemik metastazı yapar, akciğer ve beyin metastazları yapabilir. Kolon kanseri, o da sıklıkla karaciğer metastazı yapabilir. Zaman zaman akciğer ve nadiren kemik metastazları yapabilir. Yani kemik metastazları biraz daha ağrılı olur. Akciğer kanseri yine sık görülen kanserlerden, o da yine kemik metastazı yapabilir. Akciğere spesifik, akciğere özgü bir metastaz bölgesi böbrek üstü bezleridir. Yani orayı tutma eğilimi vardır akciğer kanserinin. Yine beyin metastazı veya karaciğer metastazları görülebilir. Bunun dışında mesela malign melanom var. Malign melanom bir cilt tümörüdür. Onda da yine kemik, beyin metastazları görülebilir. Gerçi ben böyle söyleyince hani çok sanki her tümör böyle metastatik geliyormuş gibi anlaşılıyor da. Hepsinin sonuç olarak farklı yerlere metastazları var. Var, evet. Ama bu tümörlerin çoğu şey, hani çevresel risk faktörleriyle tetiklenen tümörler. Yani işte sigara içmemek, düzenli egzersiz, iyi bir diyet, yani Akdeniz diyeti yapmak, güneşten koruyucu önlemlerde bulunmak bu kanserleri zaten engeller. Hani diyelim ki yine de bir şekilde hastalar geliyor, 4. evrede tanı alıyorlar veya sonradan 4. evre gelişiyor. Bu hastalarda da yine de çok umutsuz olmamak lazım. Hani çünkü artık yani eskiden kemoterapiler vardı ama artık son yıllarda modern tedaviler gündeme geldi. Sonuçlarımız çok daha iyi. Evet. Tam da o konuya değinecektim. Yaşam tarzı diğer hastalar açısından önemli olduğu kadar kanser açısından da önemli. Evet. Peki modern tedavi yöntemleri bu durumda nedir, yeri nedir?
Yani modern tedavi derken hani biz, ben medikal onkoloğum, hani biz hastaların ilaç tedavilerini veriyoruz. Aslında kanseri hani cerrahi kısmı var, radyoterapi kısmı var, nükleer uygulamalar var. Yani modern tedavi derken ben bu immünoterapiler veya hedefli tedaviler dediğimiz artık son yıllarda klinik kullanıma giren yeni tedavileri kastediyorum. Şimdi hani kısaca anlatmak gerekirse kemoterapinin etki mekanizması hücrenin bölünme sırasındaki süreçlerini engellemek. Dolayısıyla hızlı bölünen hücrelere daha güçlü, daha hızlı etki ediyor ama vücutta hızlı bölünen sağlıklı hücreler de var. Bunları da etkilediği için bu bizim işte hastaların o aklında olan kemoterapi yan etkileri gelişebiliyor. Bulantı, iştahsızlık, halsizlik gibi yan etkiler. Ama bu yeni tedaviler daha farklı, daha sofistike ilaçlar aslında. Mesela immünoterapi ilaçları, bunlar hücrenin böyle bölünme özelliklerine değil de hücrenin kanserleşmesine neden olan bu kanser davranışını gösteren süreci engelliyorlar. Mesela hücre kanser davranışı gösterirken bağışıklık sisteminden kaçıyor. Normalde bağışıklık bu kanser hücrelerini yakalayıp elimine edebiliyor ama hücre bir şekilde bu bağışıklık sisteminden bir kaçış mekanizması geliştiriyor. Bu immünoterapi ilaçları bağışıklık hücrelerini aktifleyerek kanser hücresinin saldırmasını sağlıyorlar. Yani ilacın, yani etkiyi gösteren bağışıklık, yani daha doğal bir yolla hücreyi kanser hücrelerini engellemiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle kemoterapideki bu saydığım yan etkiler gelişmiyor. Yani farklı yan etkileri var ama çoğunlukla yönetilebilir. Yani kısacası hani elimizdeki yeni ilaçlarla, yeni tedavi yöntemleriyle hem daha iyi bir yaşam kalitesi var hastaların, hem de tedavi yanıtları çok daha iyi, yaşam süreleri çok daha uzun oluyor bu ilaçlarla. Yaşam kalitesini de bozmuyor diğer tedavilere göre. Evet, çok daha iyi. Hocam peki biz bu kemoterapi, radyoterapi ya da modern ilaçlarla tedavi düzenledikten sonra çok güzel bir haber tabii ki bu. Destek olarak ne önerebiliriz hastalarımıza? Yani dördüncü evre kanser hani travmatik bir süreç. Hasta bu tanıyı aldıktan sonra hani ilk evrede olsun, ilk evrede aldığında niye geç kaldım gibi düşüncelere kapılabiliyor veya tedavisi tamamlandı, metastaz geliştirdi. İşte tam kurtulmuştum, yeniden hastalığa yakalandım diyebiliyor. Yani hastanın polikliniğe girdiği andan itibaren hani tedavi alana kadar bu süreç boyunca zaten biz sağlık çalışanları tarafından bir şefkatle yaklaşılması gerekiyor. Kırılgan hastalar çünkü psikolojik olarak da. Yani hasta yakınlarına hani şunu söyleyebilirim. Bir kere hasta yakınları şunu yapmasın, hani başkasının kanseriyle kıyaslamasınlar. Yani bu yanlış ve kafa karıştırıcı oluyor. Çünkü teknik konular hastayı daha çok yıpratabiliyor. Yine aynı şekilde hani doktordan geldikten sonra hasta laboratuvar sonuçlarını sormak veya işte ne kadar yaşarsın dedi sana gibi soruları hastaya yöneltmemek gerekiyor. Bunlar biraz daha tıbbi konular, yani bunların zamanı olabiliyor söylemek için. Yani hastayı bu tarz şeyler değil de hani rahat bırakmak lazım. Her hastalığı kendine özel, yani kendi söylemek istiyorsa söylesin. Yani bunun yerine hastaya destek olmak lazım, yanında olduğunu göstermek lazım. Yani hastayı bazen bölmemek lazım. Yani tavsiye vermek yerine, hani şunda şöyle vardı, böyle vardı demek yerine hastayı dinlemek lazım. Hasta bölünmeden dinlenmek istiyor sadece zaman zaman. Onun dışında günlük yaşama katmak lazım. Yani hasta yakını aslında bayağı iş düşüyor bu konuda. Bizim tedavimize uyum açısından da önemli. Yani günlük yaşama katmak lazım. İşte yani ufak böyle belki görevler vermek olabilir. Yani bir markete gitmesi veya bir yürüyüş yapması bile önemli etki yaratabiliyor. Destek tedavisi vermek zorundayız yani psikolojik olarak. Peki hocam, dördüncü evre kanserin kaderinde var mıdır? Yani birinci evrede, ikinci evrede geldiği tedavisini tamamladı. Hani muhakkak bu dördüncü evre olacak mı? Ya da olmaması için yapılması gereken bir şeyler var mı? Yani tetikleyen bir şeyler var mı? Şimdi erken evrede bir kere zaten olmadan yakalamak lazım. Yani evet, tarama programları belli, işte meme için, kolon kanseri için, akciğer için. Bunların tarama programı var. Bunlara katılmak lazım. İşte 40 yaşından sonra meme taramaları olabilir. Kolon kanseri için yine aynı şekilde. Tanı aldıktan sonra hasta iyileşti diyelim. Kontrollerin düzenli yapılması lazım. Yani işte başta 3 ayda bir, 2 ayda bir olan düzenli kontrolleri yaptırması lazım. Bu saydığım risk faktörlerini derhal bırakması lazım. Mesela bir akciğer kanseri sigara içiyorsa mutlaka onu bırakması gerekiyor. Bunları yaparsa risk mutlaka düşecektir. Yani hasta, yani bunlar kür edilebilir hastalar, erken evreler. Yani dördüncü evrede de
Hani öyle hastalarımız var ki hani bu ilaçlarla çok uzun süre gidiyorlar. Ama o hastalarımızı hep böyle gözetim altında tutmamız lazım. Yani çoğu hasta için bunu söyleyeyim. Ama çok konforlu, çok uzun bir yaşam vaadi bu yeni tedavi, modern tedavilerle sunabiliyoruz hastalara. Okay. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler. Sekize Sağlık'ta bugünkü konuğumuz medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Ferhat Ferhatoğlu'ydu. Kendisiyle 4. evreye kanser hakkında konuştuk. Sekize Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel, Sekizde Sağlığı sundu.